Evet, birazdan çok özel bir sunumla karşınızda olacağım. Siz saygıdeğer izleyenlerin gelmesini bekliyorum tabii ki. Volkan, konu Volkan. Merhabalar, mesajlarınızı şu an okumaya başladım. Herkese merhaba, okuyorum tek tek, canımsınız. Merhabalar. İyi pazarlar. 20 Aralık 2020 13 oturumunda birlikteyiz. Ha, canlarım benim. Teşekkürler güzel mesajlar için. Çok sağ olun. Var olun. Evet, şu ana kadar belki de sesimi çift duydunuz. O ses sorununu da çözdüm. Eğer bir yine sunum esnasında çift ses olursa lütfen şey yapın. Olur mu? Yazın. Şu anda sesim geliyor mu? Bir ayar yapıyorum da bana yardımcı olun başlarken. Oy canım benim. Teşekkür ederim. Şu güzel mesajlara bakın. Şerefle başım gözüm üstüne. Sağ olun, var olun. Sesim şu an size böyle tek, gayet rahat ve iyi geliyorsa beni uyarın. Çünkü Zoom'da bir ayar yapıyorum şu an. Bana yardım edin. Sonrasında pürüzsüz bir şekilde Volkan'ı sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet. Artık böyle Jüpiter Kova seyri artık bunu gerektiriyor. Bugünleri bekliyordum canlı yayınlara başlamak için. O yüzden sık sık birlikte olacağız. Süper, sesim geliyor. Şu an mesajlarınızı görüyorum. Çok net geliyor. Mükemmelsiniz. Evet, şimdi sizi bir süre göremeyeceğim. Anlaştık mı? Ekranda sadece Zoom'u göreceğim çünkü size bir slayt ve bazı kaynakçalar göstermek istiyorum. Volkan sunumuna hazır olun ve bu Volkan sunumunda gerçekten de aramızda astroloji bilen birçok dostumuz var. Özellikle sizlerin işlerine çok yarayacak olan bir sunum olacak. Ve canlı yayında da kaydedilecek, merak etmeyin. Bir yerleri kaçırırsanız, internetiniz koparsa endişelenmeyin. Tekrarını izleyebileceksiniz. Şimdi gelin sizler için bu çok beğendiğim sunuma başlayayım. Şimdi ben sevgili Alice Yıldırım, Volkan'ı yani niçin gündem yapmak isteyeyim ki? Değil mi? Yani Satürn varken, Jüpiter varken, efendim söyleyeyim zaten Chiron varken, Güneş varken, Ay varken, Venüs, Merkür, Mars varken, yani şimdi Uranüs, Neptün, Plüton varken bir trans Plüton'u niçin gündem yapayım? Şimdi gökte bir kaya görüyorlar, Plüton'dan öteye ona trans Plüto diyorlar. Sonradan ona Volkan ismini veriyorlar. Yani bir yerde, bir kitapta trans Plüto kelimesi okursanız, o aslında gökte görülen, sonradan da pek görülmeyen bir kaya parçasının, ona bir ara gezegen demişler. Sonra yok yok gezegen değildir bu. Bu olsa olsa asteroittir demişler. Böyle enteresan bir yaklaşım. Bunun hakkında konuşacağız. Ama öncesinde bakın ben ne yapacağım sizler için. Evet. Bakalım. Geliyorum, merak etmeyin. Programımı açmadığımı fark ettim. Şu an diyelim. Ve İzmir yazalım şu andan.
Bu duraklama ondan, merak etmeyin. Çünkü Sirius'u açmadan bu şekilde seri ilerleyemeyeceğim. Aslında sizler Solar Fire'da çok kullanıyorsunuz. Gözünüz çok alışkın Solar Fire'a. Solar Fire mı kullansam acaba bu kez bir kereliğine? Hadi öyle olsun. Tamam. Solar Fire yaptım. Şimdi geri geldim. Evet. Evet. Şimdi geri geldim. Nihayet. Transpluto. Nerede kalmıştık? Transpluto kelimesi gördüğünüzde ona acaba Vulkan mı desek, Vulkanos mu desek kafalar bir karışacak. Karışmış da zaten. Kimi bilim insanı 1800'lü yıllarda araştırdığınızda görürsünüz. Çok güzel yazılar var. Ben onları da okudum Google'da. Lütfen okuyun. Çok güzel yazılar da var. YouTube'da Vulkan'la ilgili çok güzel videolar da var. Lütfen onları da görün. İzninizle tekrardan bir lütfen onları da okuyun. Bayılacaksınız yani. Çok güzel içerikler. Evet. Aha. Problemi yakaladım ve çözdüm tabii ki. Sabrınız için çok teşekkür ederim. Merak etmeyin, şimdi gerçekten başlıyor. Nerede kalmıştık? Vulkan, diğer söylemiyle Vulkanos, Vulkanus. Yani ağza göre, dile göre, söyleme göre değişebiliyor harfler. Hatta Türkçe'de de volkan. Kendisi ateşin. Yani volkanın da tanrısıdır. Volkanların tanrısına bakıyorsunuz. Vulkan, ateşin ve metalin. Günümüzde ne diyoruz? Metalurji. Değil mi? Şimdi beni çok dikkatle dinleyin canlarım. ...1800'lü yıllarda bir bilim insanı analizler yapıyor ve diyor ki Plüton'dan öteye ama Merkür'ün kuşağında ama Güneş'in de etrafında, hatta Merkür'le Güneş arasında enteresan küçücük bir gezegen gözlemledim. Bu gezegen diyor, çok enteresan bir karaktere sahip olmalı. Lütfen bunu kabul edin ilgili makamlara diyor bilim insanı, gökbilimci. Ve bunun peşine düşüp araştırmayı, buna yatırım yapmayı kabul edin diyor. Hatta beyefendinin bilim insanının adı Urbain. Google'da okuduğunuzu anlayacaksınız. Ben kısaca geçeceğim. Zamanımı çok bunlarla harcamak istemiyorum. Google'da var. Açın okuyun yani. Mesele Google'da olmayanı vermek değil mi? Merak etmeyin. Yardımcı olacağım. Benim asıl işim o. Sonra gerçekten de peşine düşüyorlar ve biraz araştırıyorlar. Şaka gibi bilim insanı Orbay'na görünen bu gökteki taş parçası diğer bilim insanlarına görünmüyor ve bir türlü anlam veremiyorlar ama o bilim adamı da çok saygın biri. Uydurmuş da olamaz değil mi yani? O yüzden Allah Allah bize kendini niçin göstermiyor diye şaşırıp bir duruyorlar. Yani bunu bir kenara koyalım. Mutlaka güneş tutulmaları başta olmak üzere özel zamanlarda herhalde inceler görürüz diyorlar. Şunu şimdi gelin Rudolf Steiner. O çok sevdiğim büyük filozof, hepimizin çok sevdiği, saygıdeğer Rudolf Steiner'ın gözünden bakalım ve astrologlar için Vulkan'ın niçin önemli olduğuna değinelim. Türkiye'de sevgili astroloji araştırmacısı, astrolog Kristin Demirci'nin çok güzel bir çevirisi var Google'da. 2011 senesinde
Adı Lawrence olan bir yazarın galiba çevirisi. Çünkü yazar olduğundan emin değilim. Google'da da o şu kişiden çevirdim şeklinde belirtilmiş olan Kristin Hanım'ın belirttiği o kişiyi isim soy ismini yazdım bulamadım. O yüzden doğrudur. Hanımefendi kesinlikle Kristin Hanım'sa o doğru bir çeviridir. Kendisi çevirmiş. Fakat o diğer belki bir harf hatası var ya da benim hatam bulamadım. Siz bulursanız lütfen bana haber verin. Mükemmel bir makale çevirmiş. Buradan kendisine vulkansever biri olarak sonsuz teşekkür ediyorum. Kristin Demirci Hanım bu ülkenin yetiştirdiği saygın astroloji araştırmacılarından biridir. İnşallah bir gün de tanışırız yüz yüze. O makaleyle, daha doğrusu çevirisiyle karşılaştım. Lawrence Hanım'ın çevirisini yapmış. Çok beğendim. Çünkü ben de yabancı sitelerden okumaya gayret ediyorum. Anlamaya çalışıyorum. Çünkü Vulcan benim için çok özel. Niçin? Chiron astrolojisini, kitabını yazan kadın olarak Chiron'la mitsel anlamda hikayelerinin birbirine çok benziyor oluşu beni Vulcan üzerine düşünmeye ve sizlere anlatmaya ve kendime anlatmaya teşvik etti aslında. Şimdi yabancı sitelerdeki araştırmaları da okursanız benim gördüklerimi de göreceksiniz. Sonra da mitolojinin peşine düşeceksiniz. Allah Allah yani. Hani daha var, daha çok yani. Ve Vulcan'ı arayacaksınız mitoloji kitaplarında. Yapmak zorundayız. Bakıyorlar, bu gezegen yok. Rudolf Steiner'ın da eserlerini okursanız Vulcan, yani Vulcan diye yazılıyor. Ben İngilizcesine sadık kaldığım için C harfiyle yazıyorum. Vulcan diye okumayın, yanlış. Vulcan, yani volkan. Vulcan o kadar enteresan ki, yani var ama yok. Bir görünüyor, bir yok oluyor. Bir zamanlar Chiron'un yaptığı gibi, baş şifacının bu enkarnasyonu gökte bir kaya parçası, biliyorsunuz. Eskiden şifacılar aramıza bambaşka görünümlerde gelirlerdi. Bu enkarnasyonunda taş parçası olmayı seçti gökte Chiron, baş şifacı. Vulcan da böyle. Rudolf Steiner'ın eserlerini okuduğunuzda Vulcan dönemi diye bir şeyle karşılaşırsınız ve geleceğe bir atıftır. Şu anda biz insanlığın Jüpiter ve Venüs'le ilgili bir dönemi yaşadığımızı kodlu bir şekilde anlatır Rudolf Steiner ve ondan sonra Vulcan'ın enerjisi neyi temsil ediyorsa onun sınavının insanlık için başlayacağını vurgular eserlerinde. İşte onu da yıllar öncesinden fark etmiş olmak Vulcan'ı gündemime almaya yetti de arttı bile. O yüzden çok dikkatli dinleyin, bu pazar böyle kaliteli vakit geçirelim. Şimdi bir mitten bahsedeceğim. İşte yabancı sitelerde okuduğunuzda bu bilgileri göreceksiniz İngilizce'de. Onu şimdi onların translatorlığını yapar gibi size söylüyorum. Dünyada birçok astrolog meğersem ne düşünüyormuş biliyor musunuz? Şu Merkür İkizler Burcu'nu yönetiyor. İkizler Burcu'nun senaryosu Merkür'e çok uygun. Ama gel gör ki Başak Burcu'na çok uygun değil. Başak Burcu'nu aslında Merkür yönetmiyor. Sadece biz çeşitli sebeplerden dolayı Merkür yönetiyor demek zorunda kalıyoruz. Aslında bir gün gökte bir gezegen belirecek. Daha doğrusu bize artık kendini gösterecek. Biz de onu göreceğiz. Ve anlayacağız ki Başak Burcu'nu o gezegen yönetiyor. İşte dünyada birçok astrolog Başak Burcu'nu yöneten gezegenin Vulcan olduğuna inanıyorlar. Başaklar, beni iyi dinleyin o yüzden. Yükselen Başaklar, Başaklar, Ayı Başak'ta olanlar, mesela benim Satürn'üm Başak Burcu'nda, 10. evimde ben. Başak Burcu, yani 12 burçtan biri olan hem de 6. burcu olan ve bizim yüzlerce yıldır
Merkür tarafından yönetildiğini kabul edip ona göre yorum yaptığımız sevgili Başak Burcu insanları. Bir gün eğer Vulkan bulunursa, net olarak gökte artık yeri tespit edilirse, matematiksel açıdan da hesaplanırsa, şöyle diyecekler. Başak Burcu'nu klasik manada Merkür yönetiyor. Merkür'ü okumaya devam edin. Modern manada Vulkan yönetiyor diyecekler. Ve hangi sembolle işaretleyecekler biliyor musunuz? Vulkan'ı kırmızıdır. Astrolojideki sembolü renk olarak. Ve biraz eğri oldu, hemen düzeltiyorum izninizle. Şuradan bir çubuk seçeyim, düzgün çizeyim ben. Vulkan bu çünkü. Da 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 dam. Vulkan'ın sembolü budur. Aşağı doğru kırmızı bir ok. Ve burada Vulkan'ı bu resimde bir web sitesinden alıntıladım. Burada Vulkan'ı güneş görüyorsunuz. Vulkan güneşin etrafında gezer. Her zaman çok yakındır. Güneşe çok yakındır. Güneşten uzaklaşmaz. Astroloji programlarında bir de Vulcanos isimli başka bir sembole sahip olan küçük bir gök nesnesi, bir asteroid de deniyor, görebilirsiniz. Bu vulkan, o Vulcanos değil. O Vulcanos işaretlediğinizde natal chartta, kendi güzergahında, güneşin her bir yerinde, uzağında, yakınında bulunabiliyor. O Vulcanos'la bu vulkanı karıştırmayın. Hocam nasıl ayıracağız? Biz daha yeniyiz. Astroloji programınızda bu sembolü göreceksiniz. Tıkladığınız Vulcan yazısı olacak. Yani vulkan. Ve bu sembol çıkacak ortaya. Ve bir bakacaksınız, her haritada, açtığınız haritada güneşin etrafında en fazla burç farkı da şöyle oluyor. Güneş terazi burcunun 28. derecesinde olsun o gün. Vulkan da akrep burcunun 3. derecesindedir. Yani bir burcun son derecesinde güneş olduğunda, yani onun önünde 2-3 derece, 4 derece kaymış da başka burçta görebilirsiniz. En fazla burç değişikliği de budur. Veya arkasında bir burçta. İlk derecededir terazinin 2 derecede. Vulkan da başağın 28. derecesindedir. Hep yan yanalar. Genelde de aynı burçtalar. O yüzden siz bu vulkanı, bu kırmızı aşağı doğru bakan ok işaretini seçeceksiniz. Diğerini değil, diğeri başka bir şey anlatıyor. Bizim konumuz bu. İşte sevgili içinizdeki başaklar, işte mesela benim 10. evimin 2. burcu. 10. evim aslan burcu benim, 2. burcum başak. İşte sizler de böyle bakın, natal chartınıza bakayım. Kiminizin 5. evi aşk evi başak, kiminizin eş enerjisi, 1. eşiniz başak burcu enerjisi 7. ev, kiminizin kariyeri başak. Yani illa burcunuz başak mı olacak vulkanı dinlemek için? Hayır. Kaçıncı burç, kaçıncı evinizse ve o başaksa, yani vulkan orayı yönetiyor aslında ve henüz ispatlayamadık. Yani vulkan aslında tıpkı Chiron'un olduğu gibi. Hep oradaydı. Milyon yılı aşkın süre oradaydı. Ama 1 Kasım 1977'de CE yaptı. Plüton, Uranüs ve Neptün'ün bize CE yapışları gibi. Biz Vulkan'ı sanki adeta çağırıyoruz, ne olur artık görün diye. Belki de görünecek yakında, değil mi? Ateşin ve metalin tanrısı, metalurjinin tanrısı Vulkan. Gelin mitolojisiyle başlayalım ve devam edelim. Niye önemli astrolojide? Sizlere tavsiyem, bir astroloji araştırmacısı olarak, bu alanda, antik felsefenin bu alanında ilerlemeye çalışan bir sosyolog olarak,
Astrolojide bir gezegen ya da ışıktan bahsettiğimizde ya da bir asteroitten ya da bir sabit yıldızdan mutlaka ve mutlaka mitolojisini öğrenin ki yorum gücünüz zenginleşsin. Çünkü sizden önce filozoflar ve kozmologlar binlerce yıl böyle yapmış, yüzlerce yıl daha doğrusu. Astroloji, antik felsefede filozofların işidir. Halka, binlerce yıllık tarihinde bilindik üzere ilk kez 1950'lerle birlikte halka inmiştir. Astroloji fal değildir, yıldızname değildir. Astroloji, filozofun evreni açıklarken kullandığı matematiktir. O yüzden astroloji burç da değildir. Burçlarla da çok alakalı da değildir. Ne ilginç şeyler söylüyorum değil mi? Ama burçlar var, var. Astrolojiyi gerçek manada öğrenmeye kalkışırsanız işte bu yola girin. Hakkıyla bir filozof kafası içine girip öğrenmiş olursunuz. Astroloji felsefecilerin işidir önce. Bunu unutmayın. Ve mitleri öğrenirsek, atalarımızın ölüm doğum döngüsü ve yaşamı, bu döngüyü nasıl algıladıklarını ve açıkladıklarını da seri bir şekilde jeton düşmeye başlayacak bizde ve ufkumuz açılacak, ruhumuz beslenecek, düşünme yeteneğimiz güçlenecek, empati yeteneğimiz ve huzuru oluşturma becerimiz artacak. Basit şeylere takılmak yerine kendimizi daha çok sevme ve düşünme, dolayısıyla da iyi bakma, dolayısıyla da dokunduğumuz her şeyi güzelleştirme ve birbirimizi sevme ve empati artacak. İşte felsefe terapi bu yüzden önemlidir. Yunan mitolojisinde ona Hephaistos diyorlar. Araştırırsanız Vulcan'ın diğer söylemini Hephaistos olarak Grekçe ismini göreceksiniz. Roma'da ise Vulcanus, Vulcanos veya Vulcan kelimeleriyle bu tanrıya isim verilmiş. Değişik anlatımları var. Helenistik dönem öncesi anlatımlar, Helenistik dönem sonrası anlatımlar diye mitolojide anlatımlar değişebiliyor. Bu yüzden bir kitapta bir tanrı ya da tanrıçayla ilgili, burada tanrı ve tanrıça kavramı derken Allah'tan, Yaradan'dan bahsetmiyoruz ha. Sakın, sakın öyle bir kavram söz konusu olamaz. Mitoloji diliyle konuşuyoruz. O yüzden bu kelimeleri kullanıyoruz. Burada bir Yaradan'a atıf yok. Bunun da altını çizelim. Anlatımlardan biri şöyle. Zeus her zamanki gibi Hera'ya gücünü kanıtlamak için ve enerjisini de dünyaya yaymak için değişik türlerle çiftleşme eğilimine giriyor. Evlenme eğilimine giriyor. İlk eşi olan ve kalıcı eşi olan Hera, yani astrolojide ona Juno diyorsunuz ve şöyle bir uyduruk olacak biraz ama benzettim galiba. Şöyle bir şekli var. Juno ya da Juno diye okuyorsunuz, yazıyorsunuz. Mitolojideki karşılığı Hera'dır. Sevgili astrolojideki Jüpiter'e de, bakın Jüpiter işareti, buna da mitolojide Zeus deniliyor. Şimdi Hera bu durumdan hiç memnun değil. Zeus'un yani Jüpiter'in bu yaptıklarından. Hera yani Juno gidiyor bir proje üretiyor. Diyor ki ben Zeus'a rakip bir oğul yaratacağım. Zeus'a rakip, eşime rakip bir oğul yaratacağım. Ben sana gösteririm diyor. Ve kendi kendine hamile kalıyor. Vücudundan bir oğlan çıkıyor. Bana her zaman Hazreti Meryem ve İsa, Hazreti İsa hikayesini çağrıştırır bu. Elimde değil.
Çok anlamlı buluyorum. Çıkartıyor. O da ne? Ay diyor, bu ne? Niye biliyor musunuz? Gözü eğriymiş, burnu eğriymiş, surat iki tane gibi eğri, kollar eğri, kambur, bacaklar eğri. Yani her yeri eğri. Kemikte, iskelet yapısında. Hera buna bakıyor güya. En eski anlatım bu. Bunun değişik versiyonlarında günümüze yaklaştıkça mitoloji kitaplarında değişik versiyonlarında okursunuz ama genel olarak hepsi aynılar. Ama ufak tefek değişiklikler okuyacaksınız. Ben en eskisini bulabildiğimi size veriyorum. Bakıyor ki oğlanın tipi bu. Ay diyor, ben koskoca Hera. Zeus'u kıskandırmak ve ona rakip olsun diye. Hani biliyorsunuz ya, tanrılar böyle kusursuz falan. Bunu mu çıkardım diyor. Sen bunu çıkar. Bu eğri büğrü arkadaşı, bebeği beğenme. Ölsün diye Hera bunu Olimpos dağından aşağı fırlatıyor. Ay diyor, yeni bir tane yaparım. Ve yapıyor da ha. Hera başka bir şey yapıyor. Neyse, orası konumuz değil. Hera bunu niye yapıyor? Burada mantığı iyi kavrayın. Hera mitolojide aşırı güçlü bir karakterdir. Mitolojiyi derinlemesine okuma gayretim, sizlere de önerim o. Umarım bir gün tamamen derinleşebilirim, anlayabilirim. Henüz anladığımı da düşünmüyorum tamamen ama ne kadar çaktıysam diyelim. Hera çok güçlü, inanılmaz kudretli. Zaten doğumla ilgili, evlilik ve doğumla ilgili, doğum yapan kadınlarla ilgili, doğumun anıyla ilgili koruyucu bir tanrıça. İnanabiliyor musunuz? Yani üreme ile ilgili bir hakimiyet bildiren bir tanrıça en önemlileridir yani. Zeus onun yanında ezik, tabiri caizse. Zeus Hera'nın özgüvenini kırmak için o kadar aldatma hikayesi yaratıyor, biliyor musunuz? Hera'nın dikkatini çekmek için Hera ondan çok daha güçlüydü evlendiklerinde. Ve Hera için, Hera ile evlenmek Jüpiter için en başlarda bir lütuftu. İnanamamıştır yani onu eş olarak kabul ettiğini. Çünkü Jüpiter Hera'yı seçmemiştir. Hera Jüpiter'i seçmiştir. Yani Zeus'u. Ve Hera'nın özgüvenini kırmak için kendi ezikliğini tırnak içinde gidermeye çalışan Zeus, Hera'ya ilişkide bak ben ne kadar cazibim, ne kadar cazibeliyim. Bak bir sürü kadınlar, ölümlüler, ölümsüzler, tanrıçalar, hepsi benim peşimde. Hepsi benim tohumlarıma muhtaç. Hepsiyle çiftleşip çocuk yapıyorum. Hepsiyle. Gör bak ne kadar çekiciyim, ne kadar özelim ey Hera. O kadar ezikmiş ki Hera'nın yanında Zeus bunlara tenezzül ediyor. Alt metin bu olmalı. Bence. Ve sonra şapşik Hera tuzağa düşmeseydi, bugün biz astrolojide Hera'yı kıskançlık, gölgesini kıskançlık olarak, Juno'nun gölgesi kıskançlıktır diye öğrenmeyecektik. Bu yemi yiyor bu Hera, o güçlü, heybetli, akıllı kadın. Ve Zeus da işe yaradığını görüyor. Gidiyor dışarıda bütün tohumlarını saçıyor. Bak ne kadar cazibim. Herkes bana bakıyor Hera deyip eve gelip Hera'yı çıldırtıyor. Konu bu. Aslında kadınla erkeğin, avcıyla toplayıcının uygarlaşma serüvenindeki macerasının kodunu çözüyoruz aslında yani. Bu yani atalarımız böyle kodlamış türümüzün ilişkilerini, demek geçmişte böyle kodlar var yani. İşte Hera kıskançlığın sonucunun beğenmediği bir evlat ki kendisi doğumun tanrıçasıdır ha. Yaptığı doğumu beğenmiyor. Vulkan burada bir sembol. Kıskançlıkla hareket etmeyin diyor hayat bize.
kıskançlıkla hareket etmeyin. Ürettiğiniz şey utanacağınız şeye dönüşür diyor burada. Kıskançlığın gölgesinin ne kadar zararlı olduğunu gösteriyor. Peki ya sonra ama üredi ve bizim Hera beğenmiyor ürettiğini. Kıskançlığı karşısında bedenledi çünkü. Ne suçu vardı o bedenlenenin? Çünkü herkes ileride o kötü bir şeyler yaptığı zaman bunu aşağılayacak. Şimdi onun ne suçu var? Niye kimse Hera'yı konuşmuyor? Niye herkes Vulkan'ın yaptığı hatalara yöneliyor? Niye Vulkan'ın hamurunun kıskançlıktan yaratıldığını, eşler arasındaki kıskançlıktan yaratıldığını, Hera'nın bencilliğini niye konuşmuyoruz? Önemli, değil mi? Bu konular tam da Kafka romanlarının işidir, değil mi? Kafka hep bunları bize, Albert Camus da öyle, okuyun lütfen o eserleri. Bu temaları aslında bize tartıştırır. Suçlu gerçekten kim acaba diye. O yüzden lütfen kıskandığınızda, bencilliğe vurduğunuzda hemen somut bir şeyler üretmeyin. Üretim sizi memnun etmeyecektir. Peki o ürettiğinizin suçu ne? Buradan çok güzel dersler çıkaralım. Hera bunu attı dağdan aşağı, Olimpos'tan. İki tane tanrıça var. Tetis ve Eurynome. Eurynome, Aurynome. Yani değişik söylemlerini buldum. Ben Eurynome yazılan Aurynome demeyi seçiyorum. Tetis ve Aurynome denen güzellik tanrıçaları ve daha birçok sıfatları da var tanrıçalıkta. Görüyorlar dağın eteklerinde, ah garibim diyorlar, yanlarına alıyorlar. Ve yer altına götürüyorlar. Yerin altına, denizlerin yerinin altına. Bu iki tanrıça denize dalıyor. Vulkan kucaklarında, tabii o zaman adı Vulkan değil, henüz vermemişler o ismi. Bebek bulduk diyorlar ama bu bir tanrı olmalı. Çünkü bunlardan biri Hera'nın doğurduğu an tipine bakıp attığını görmüş. O yüzden Hera'nın oğlu olduğunu bu iki tanrıçadan başkası da görmemiş, bilmiyor. Ve hemen diyorlar, ver. Bu tanrıyı korumalıyız. Güzellik. Bakın, Hera kıskançlığı bedenledi. Baktı, dedi ki, bir siniri de geçti tabii. Ay dedi, ürettiğimi beğenmedim. E tabii ki kıskançlıkla, yani öfkeyle kalkan zararlı oturur. Kıskançlıkla ürettiğinden ne bekliyorsun sen? Ölüme itiyor hanımefendi, beğenmedi. Güzellik tanrıçaları buluyor. Dikkat edin, manayı yakalayın. Çünkü bana göre değil, bana göre dünyanın en yakışıklı tanrıçası o. Ama Hera'ya göre dünyanın en çirkin tanrısı o. Tanrıçası demişim, en yakışıklı tanrısı ama Hera'ya göre en çirkin tanrı o. Ve iki güzellik tanrıçası, iki dişiliktir. Merhamettir, şefkattir. İki rakamı çok önemlidir. Dişilik, şefkat ve merhametle ilgilidir. Değer vermek ve değer arttırmakla ilgili bir rakamdır. Ve güzellik tanrıçası ne yapar? Değer arttırır. Gidiyorlar, Vulkan'ın bebeği alıyorlar, tanrıyı, Hera'nın oğlunu, denizlere yüzüyorlar ve Poseidon'un diyarına kaçırıyorlar. Poseidon'un diyarına. Poseidon sahip çıkıyor yani. Denizlerin ve depremin tanrısı. Sevgili Detis ve Aurynome suyun içinden yerin altına, dünyanın merkezine doğru bir yere kaçırıyorlar Vulkan'ı ve orada büyütüyorlar. Orada da ateş var aynı zamanda. Metaller var yerin altında. Ateş var. Orada insanlardan, tanrı ve tanrıçalardan uzak, suyun bittiği yerde başlayan kaya parçasının içinde yaşatıyorlar. Dünyanın kalbine çok yakın yaşıyor. Dikkat edin, onu ilk gökte görüp sonra tekrar kaybettiklerinde ona Trans Plüto demişlerdi. Plüton, simya dilinde ve astrolojide, hermetik astrolojide, dünyanın kalbini yani yer çekimini anlatan semboldür.
Ve Vulkan ismini ona vermeden önce gökteki nesneye Trans-Plüto demişlerdi. Dikkatinizi çekerim. Çok kıymetli, anlamlı bilgiler. Plüton'a çok yakın yaşatılıyor yani. Neptün yani suyun tanrısı onu asla yerin yüzündekileri anlatmıyor, ihbar etmiyor. Çünkü bu iki güzellik tanrıçası Hera'nın onu öldürebileceğini, onu nasıl yarattıysa öyle öldürebileceğine inanıyorlar. Korkuyorlar. Çünkü onu çok sevmişler. Anne diyor. Sonradan adına Vulkan dedikleri bu bebek tanrı onlara. Yavaş yavaş büyümeye başladığında bu iki güzellik tanrıçası ona hem oyun arkadaşı, hem dost, hem aile oluyor. Birlikte iyi vakit geçirmeye çalışıyorlar ve Vulkan suyun altında bir kaya parçasının bambaşka bir dünyanın içinde yaşadığını bilmiyor. Büyüdükçe gerçeği öğreniyor. Öğrendikçe dışarıda bir hayat olduğunu, bunların hiçbirine kafayı takmıyor, anlayamıyor çünkü ama annesinin, gerçek biyolojik annesinin babasına olan hırsı yüzünden, kendi keyfi için onu yarattığını, onu beğenmediğini ve sırf çirkin bulup istemediğini, kendine layık görmediğini, bu yüzden ölüme ittiğini öğrendiği gün dünyası yıkılıyor. Çünkü o geldiği gezegende annesi tarafından istenilmemiş biri. Hangi kadın onu sevebilir ki artık? Birden Tethys'le Aurinum daha da kıymetli oluyor Vulkan için. Onlara anne demeye devam ediyor ama her zamankinden daha kıymetli oluyor ama bir farkla. Vulkan bütün neşesini daha o ilk çocukluk yıllarında kaybediyor. Çok inciniyor. Yani şimdi ben de bir anneden mi doğdum? O beni sevmiyor mu? Annem beni hiç sevmemiş mi? Beni öldürmeye mi çalışmış? Atlatamadığı da buydu. Ben ne zaman bir kişinin haritasında annesi ona biz seni aldırmak istiyorduk. Sen kaza kurşunusun gibi ilginç bulduğum cümlelerle onun hamileliğini açıklayan birilerini görsem, tıpkı siz de öyle yapın, Vulkan'ı analiz ederim. Ne zaman istenilmeyen çocuk tırnak içinde bir hikaye duysam, ona natal çarttaki Vulkan'ın açılarını ve nerede olduğunu çok merak ederim. Çünkü aramızda psikoastrolojiyle ilgilenen varsa size çok şey anlatır biliyor musunuz? O kişinin, eminim Carl Jung da bu alanda, bilmiyorum ama emin olmak istiyorum, çalışmıştır o böyle şeylere. Chiron'a yaralı şifacı adını veren psikiyatrist, analitik psikolojinin kurucusu, psikiyatrist, psikoterapistle ilgili Carl Jung mutlaka Vulkan'la da ilgilenmiş olmalı. Kendi hastalarından 2000'inin teşhisini natal çartlarına bakarak koyduğunu biliyorsunuz değil mi Carl Jung'un? Carl Jung psikolojisi, astroloji içine alan, felsefenin bu alanıyla ilgilenen, bu matematiği kullanan bir bakış açısındadır. Ne zaman annesiyle başı dertte olan bir hikaye dinlerim birinin, natal çartındaki Vulkan'a bakarım. O yüzden bakacaksınız. Annenizle olan ilişkiniz hakkında sizin çocukluk tasarımlarınızla ilgili size bilgi aktarıyor olabilir. Ve siz Vulkan'dan habersiz olduğunuz için aslında annenizin başka bir şeyine kızıyorsunuz. Annenize kızmayın. O kim bilir ne şartlar içindeydi. Anlayış ve empati önemli. Aramızda hakaret olmadığı sürece, değil mi? Hakaretin olduğu yerde katilinizle empati kurmanızı önermem. Hakaret varsa sessiz kalın. Net olun ve dik durun ve sessiz kalın, seyredin. Anneniz de size hakaret edemeyeceğine göre annenin hakaretinden ne olacak yani? Anne ya, doğal olarak her halükarda annemizi anlamaya çalışmalıyız. Ne olursa olsun. O bir kadın ve toplumdaki duruşu, yeri de belli zaten. O yüzden ben insanların anneleriyle olan ilişkilerini anlamak istediğimde sizlere de tavsiye ediyorum, saygıdeğer astroloji severler. Ay ile, ay
anne göstergesidir. Ay ile Vulkan'ın ilişkisine bakın. Anne ile Vulkan arasında ne var? Oradan anlarsınız. Açı yok hocam. Olsun, dispozitörlere, yöneticilere bak yani. Işık taşıyıcısı kim, ona bak. Bak da bak yani, mutlaka bağ vardır. Sonra bizim Vulkan yeryüzüne çıkar. Fakat çıkana kadar da yerin altındaki metalleri ateşle buluşturmuş, birbirinden değişik takılar yapmayı başarmıştır. Tetis bir gün, Tetis'le Avrinom düğüne gidiyorlar. Böyle şölen falan, düğün gibi bir şey. Müthiş bir takı yapmış onlara bizim Vulkan. Allah Allah. Hera görüyor, diyor ki bu takı diyor, bu kim yapıyor ama yapamaz. Bizim diyor bu gezegenimizde böyle bir yetenek yok. Bu nasıl bir şeydir diyor. Bu metaller nereden? Bu nasıl bir sanat? Kim yaptı, kim yaptı? Söylemiyorlar korkularından. Oğlunu öldü, ölmedi, biz onu aldık, baktık, büyüttük diyemiyor da. Güzellik tanrıçaları. En son artık diyorlar. Vallahi senin oğlan var ya, ölmedi o. İşte adı Vulkan. Koyduk. Onu götürdük. Ateş diyarına, yerin altındaki işte yanardağların oraya. Orada metaller var. Onları dövüp duruyor. Senden de haberi var. Söyledik. Böyle işte. Vay 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 vay. Hera, bir coşmalar. Ay getirin oğlumu. Oğlumu getirin bana, oğlumu. Yetenekli oğlum benim. Bir anda bizim Hera'nın yetenekli de bir oğlu oldu. Niye biliyor musunuz? Anneleri hastalık ve benzeri sebepten dolayı çocukluğu annesinin sevgisine doyamadan geçmiş kişiler, eğer sevgi dolu, güzellik dolu anneanne tanrıçası ve babaanne tanrıçası ya da dadı tanrıçalarla ya da bakıcı işte hala, teyze, uygun kimse, annenin boşluğunu çocukken dolduran o güzellikler var ya tanrıçalar hayatımızda. O güzellikler bu çocuklara baktığı zaman, çocuk annenin boşluğunu tamamlamaz da, veya yetim büyüyen bebekler ve çocuklar değil mi? Annenin boşluğu hiç kapanmaz ama güzellikle bu çocuğa yaklaşıldığı için çocuk kaybedilmez. O çocuk en büyük yeteneğini keşfeder. Ve susar ya da susmaz, önemli değil. Güzellikle karşılaşmış, içindeki annesiyle ilgili boşluğu büyük olan her çocuk güzellikle yetiştirildiğinde içindeki yeteneği dışarı çıkar. İşte Vulkan sevgisizlik. İçindeki ben sevilmem ki. Ben sevilmeye layık değilim. Ben ölmeliydim diyen sesimizdir. Ya bu sese kapılıp hayatınızı karartırsınız, psikolojinizi bozarsınız, avuç avuç ilaçlarla yaşarsınız. Ya da Vulkan'ın yaptığı gibi güzellik üretirsiniz. Metalden günlük hayatta kullanılacak kapkacak, bedene süs yapılacak takılar, mücevherler, çok özel şeyler döverek kılıçlar, zamanla savunma sanatları ustası oluyor. Savunma sanatları araçları ürettiği için, barış için, savaşı bitiremeyeceğiz, o zaman benim aletlerimle savaş başlatanlar çalışamaz deyip büyü yapıyor silahlarına. Kılıç üretiyor mesela, mükemmel güzel bir kılıç. Mesela ben savaş çıkarmak istiyorum diyorum, geliyorum ondan alıyorum. Diyelim kandırdım Tanrı'yı. Öyle bir büyü var ki o kılıçta meğersem, ben gıcığın tekiyim, savaşı çıkaran benim. Kılıç bende çalışmıyor. Tutamıyorum bile. Ama ne zaman bir mazlum var ve ona saldırılıyor bencilce, mazlum kendini maalesef savunmak zorunda kalıyor. İşte Hephaistos'un, ateşin, metalin tanrısı
Vulcan'ın ürettiği o savunma sanatı araçları, silahları birdenbire mazlumun elinde şahlanarak, onun kendini koruyarak en az zararla o vahşi saldırıdan çıkmasına yol açıyor. Ne zaman bir çocuk görsem annesiz, haritasındaki ay ve Vulcan'a bakarım. Ne zaman annesinin sen kaza kurşunusun biliyor musun dediği, dünyasını başına yıktığı ama annenin haberinin olmadığı böyle bir hikaye dinlesem, o kişinin Vulcan'ına bakarım. Çünkü Vulcan içimizde beni yaradan, beni doğuran beni sevmiyor. Sen nereden seveceksin ki diyen sestir. Hocam ya, siz de önce Chiron'a kafayı taktınız sonra Vulcan'a diyenlere cevabım olsun. Bu asteroidlerle ne uğraşıyorsunuz? Etkisi ne ki günlük hayata? Ne kadar derinleşmemiş bir cümle değil mi? Anlamamış astrolojiyi. Derinlere baktığında gökyüzünün gözüne kolay görünmeyenlerdedir hakikat. Kendini senin gözüne sokana aldanma. Müthiş bir şeydir. Vulcan'ı Türkiye astrolojisinin gündemi bu videoyla yaptığımı biliyorum. Önümüzdeki haftalarda mutlaka daha kimlerden dinleyeceksiniz ve gurur da duyacağım. Çünkü bravo yani, aferin, izlemeleri güzel. Herkes Vulcan'ı konuşsun. Psikoastroloji alanında çalışan siz izleyenler, lütfen artık gündeminizi alın. Ders okutan hocanız varsa ya da bir şey, ne bileyim hani bilmiyorum, kitaplar ya da yani araştırın, söyleyin, anlatsınlar size Vulcan'ı. Bak ben burada anlatıyorum size ne güzel. Gündem yapalım. Çünkü gerçek bu. Ve bizim sevgili Vulcan Hera'nın huzuruna geliyor. Çünkü gidiyorlar. Bak annen seni çağırıyor. Ay Hera, canım oğlum, bir tane. Bla bla bla. Seni çok seviyorum. Sev. Böyle bakıyor ona Vulcan. Affedemiyor. Affetmiyor da biliyor musunuz sonsuza kadar. Yapamıyor. Hera diyor ki, sen diyor yerin altındaki volkanlara hükmettin. Sen volkanların tanrısısın oğlum. Zeus'a söyleyeceğim seni, hemen tanrı ilan et. İnanamıyorum, yerin altında bir tanrı yaşayamaz kolay kolay. Bir Hades'in oralar. Sen nasıl yerin altında yaşadın? Bir Merkür girip çıkıp gelebiliyor dünyanın merkezine. Bir zaten Plüton oralı. Yani nasıl oğlum, sen nasıl bir cesur, nasıl bir yeteneksin evladım falan filan. Oldu. Vulcan yaralı yani. Sesini çıkarmıyor. Kalbi kırık onun. Doğuştan kalbi kırık. Kadına bakıyor zaten. Bu mu annem diyor. Zeus da diyor ki, vay arkadaş. Ben kabul ediyorum, bu benim oğlum olsun. Tamam, biyolojik tohumum değil ama benim olsun. O yüzdendir ki son dönem mitolojisinde sanki Hera ile Zeus evlendikten sonra doğmuş bir tanrı gibi gösterilir. Çünkü Zeus kabul etmiştir. Neyse, bunu kabul ediyorlar. Vay oğlum, vay oğlum. Canım oğlum, biricik oğlum. Zeus demircilerin ve ateşin tanrısı ilan ediyor. Volkanların da tanrısı ilan ediyor. Ve diyor ki, bizim böyle bir tanrımız var. Aman yarabbi, Merkür'le Hades'in diyarlarına girip çıkabildiği yerde benimki büyümüş ayol, cesarete bak diye öyle prim yapıyorlar. Bizim çıkardığımız da böyle olur falan. Çünkü ölüler diyarına yakın olmak ya da oraya gidip gelmek hiçbir tanrıça ve tanrının göze almadığı bir şeydir. Sebebi o. Kıymeti artıyor birden Vulcan'ın. Ve geliyor bizimki. Zeus'la Hera diyorlar ki, tatlım seni Afrodit'le evlendireceğiz. Önce tanrı ilan ediyorlar. Ateşin, metalin, volkanların tanrısını, bizim volkanımızı. Sonra da diyorlar ki seni evlendireceğiz. Kiminle? Güzelliğin tanrıçasıyla. Afrodit'le. O yüzden hemen Afrodit de kırmıyor. Evleniyorlar.
Bir anlatıma göre çocukları var, bir anlatıma göre yok. Bunlar çocukları var ya da yok. Ama daha eski anlatımında Afrodit'le asla yan yana uyumadıkları dahi yazıyor. İlginç. Sevgili Afrodit, sen de Ares'le yani Mars'la, sevgili Afrodit yani Venüs, boğa burcunu yöneten anlamındaki Venüs, Athena değil yani. Teraziyi yöneten Venüs'ten bahsetmiyoruz bu Venüs'le. Sen git. Gizli gizli aşk yaşa. Mars'la Venüs gizli gizli aşk yaşasın. Afrodit'le Ares. Mitolojideki karşılıklarını da veriyorum. Astrolojidekini de anlayın. Roma diliyle Yunan dili karşılaştırıyorum. Sen git. Sonra sen gel Hephaistos. Yani Volkan. Bunları gör. Aldatırken. Eski anlatımda diyor ki hiçbir şey yapmadı. Boynunu büktü. Onları aşıkken görünce. Hephaistos yani Volkan kenara çekildi. Bir başka anlatımda da diyor ki onları bağladı, sizi rezil edeceğim tanrı ve tanrıçalara dedi, ortalığı yaktı, yıktı falan yani. Bunlarla karşılaşırsanız bu dedikodulara karışmayın. Mantığını kavrayın. Hepsinin anlattığı ortak bir şey var. Oraya odaklanın. Yoksa her dönem herkes, her ozan kendi savunduğu görüşe göre de yazmış olabilir. Ama hepsinde ortak tekrar eden bir bilinç vardır. Biz oraya dikkat edelim. Söylem değişebilir. Mantığını unutmayın. Kendini çekiliyor ve diyor ki susmalıyım. Gene susuyor. Gidiyor. En iyi bildiği şeyi yapıyor. Gene dövüyor. Kılıç, kalkan, savunma araçları, takılar, evdeki kapkacak kullanılmak üzere testiler. Yani aklınıza ne geliyorsa işte metalden olan her şeyi yapıyor. Susuyor. Demirci ocağına kendini kapatıyor. Afrodit pişman oluyor. Geliyor, bununla konuşmak istiyor demirci ocağında. Güzellik Vulkan'ın yanına geliyor. Diyor ki Afrodit, Hephaistos, üzüldüğünü biliyorum ve sustun. Susuyor, dinliyor Venüs'ü Vulkan. Vulkan kafasını kaldırmış olmalı, filmleştireyim. Beni sevmediğini biliyorum. Sizin dünyanızda topal birine, kolları bacakları eğri, sırtı kambur, yüzü eğri, burnu çok büyük, gözleri yamuk yumuk, kafası eğri, omuzu düşük. Birine rağbet yok, anlıyorum sizi. Size göre ben çirkinim, yani istenilmeyenim. Bunu da anlıyorum çünkü beni anam istememiş, sen mi isteyeceksin diyor orada yani. Sizin dünyanızda ben yarımım, eksiğim, olmaması, ölmesi gereken bir şeyim. Ben seni anlıyorum. Bas git diyor Venüs'e yani. En eski anlatımda. Sonradan acayip kızgın bir adama dönüştürülüyor Volkan. O ayrı hikayeler. İşte güya intikam alıyor falan. Yo bence aslında öyle değildir ha. Cidden çünkü Volkan'ın psikolojisine bu çok benzer. Mağdur oynuyor orada. Sen zaten benle olmadın, beni de hiç sevmedin, bas git diyor Venüs'e. Venüs hiçbir şey diyemez ve gider. Ve Vulkan ciğeri şişmiştir orada, tamam mı? Yani tahmin etmek normal ve kaldırıp balyozunu daha da demire, kılıca vura vura içindeki kendisini çok sevmesini istediği insanların onu sevmediğini defalarca şahit olarak. Çünkü insan kimin kendisini çok sevmesini ister ki? Annesini tabii ki. Babasının, kardeşinin, aşık olduğu kişinin, evladının sevmesini ister. Başka ne? Anneden de, eşten de sıfır. Sıfır sevgi aldı. Ve dolandı yeteneğine. Dolandı yeteneğine. Kendine vurabilirdi. Bu tanrı kendini de imha edebilirdi. Tamam tanrılar ölümsüz ama gerçekten bir yolunu bulup kendini bitirebilirdi. Ama yapmadı. Ümidi var. Ümidi var yahu. Kendini gerçekleştirmeyi seçti. Yani zor olanı seçti. Zor olanı seçti. Bunu aklınızdan hiç çıkarmayın. Gerçekten çok büyük bir yetenek.
zor olanı seçti. Yeteneğini buldu, keşfetti çoktan çocukluğundan o iki güzellik tanrıçası sayesinde, annelik yapan, sevgiyi veren anneleri sayesinde. Vulkan da evlatlıktır bir nevi, yani tıpkı Chiron, Apollo ve Demeter kardeşler ona evlat edinmişti biliyorsunuz. Siz Arap astrolojisinden mirasla Chiron diyorsunuz. Chiron yazılışına da Chiron okunuyor zannediyorsunuz. O yüzden alıştınız Chiron demeye veya Chiron demeye. Ama aslında Chiron diye bir isim yoktur. Chiron diye bir asteroid de yok. İngilizcedir aslı. Bu İngilizce'de, Yunan'da Chiron. Umarım telaffuzum düzgündür. Grekçe'de Chiron. Amerika'da İngilizce'de Chiron sesi yok. Çıkartamıyorlar. H sesi yok. O yüzden C ve H ile telafi edip Amerika'da İngilizce dilinde Chiron diyorlar. O yüzden lütfen Chiron demeyi ve Chiron demeyi bırakın. Yanlış isimler kullanıyorsunuz ve ikisi de Türkçe değil. Türkçesi yoksa o zaman biz de orijinal haliyle İngilizce söyleyeceğiz. Chiron. Dolayısıyla Vulkan da böyle işte. Kimsesiz, güzellik ve sevginin sahip çıktığı ve bu yüzden içindeki yeteneği açığa çıkartarak kendi sevgisizliğini hissettiğinde kendi ciğerine balyozu vurup kendini imha etmek yerine yeteneğini açığa çıkarmak için bütün gücüyle en mükemmel özelliğine odaklanan bir tanrı. Çok saygın. Demircilerin tanrısı. Mezopotamya'da biz ona, Vulkan'ın arketipine demirci Kawa diyoruz. Vulkan ve Kawa çok yakındır. Peki gelin, natal chart'ta ben Vulkan'ı okurken işte bu Mars ve Venüs olaylarına da baktığımı size natal chart üzerinde göstereyim. Çünkü Venüs ona sevgisini vermedi. Anne yani Ay sevgisini vermedi. Juno yani Hera, Juno sevgisini vermedi. Ve yetenek, sırılsıklam yetenektir. Kendi acısını barış ve sevgi dolu bir dünya için mazlumların kullanabileceği savaş malzemeleri üreten, savaşta tarafsızlığı seçerek arabulucu rolü üstlenmeyi seçen, asla zalimin yanında olmayan olağanüstü bir tanrıyla karşı karşıyayız. Ötekilerin sembollerindendir. Nerede bir yoksul, nerede bir hastalıklı, nerede bir itilmiş, kakılmış, Vulkan onu desteklemiştir. Bu böyle. Çünkü o da öyleydi. Ve en temelde sahipsizlik duygusu. Onun yaşadığı ve hissettiği. Ne kadar özel değil mi? Biraz dinlendireyim sizi burada. Bir yudum izninizle çayımı almak zorundayım. Boğazım kurumuş olabilir izninizle. Teşekkürler. Şimdi diğer aşamaya geçiyorum. Diğer aşama bir natal chart. Rastgele, özellikle seçilmiş değil yani, öylesine işte. Yayına başladığımdan birkaç dakika sonraki 13'ü 9 geçe İzmir'den, bugün 20 Aralık biliyorsunuz, pazar günü. Ve öylesine açtığım bir harita, sadece örnek olsun diye. Şöyle biraz ekranımı düzenleyeyim sizler için. Siz görmüyorsunuz ama ekranı çok dağınık. İşte hocam, bu Vulkan kırmızı oktu değil mi? Gördük, gördük diyorsunuz ya. Evet, bu o. Bu o. Vulkan bu. Bu minnoş işte. Şu. Aşağı doğru bakıyor. Kırmızı bir ok. Güneş, Mars'ın yüceliminde bugün, Yay burcunun 28. derecesi 59. dakikasındaymış 13'ü 9 geçe bugün. Ve bakın, bu arada tabii Jüpiter, Satürn
yarınki o exact kavuşuma, yani aynı derece ve dakikadaki kavuşumuna doğru ilerliyorlar hala. Muazzam günler yaşıyoruz. Canlı yayında dün anlattım dilim döndüğünce. İzlemeyenler Jüpiter Kova geçişiyle ilgili yapmış olduğum hermetizm, astroloji ve mitolojiden dilim döndüğünce, zekamın, gücümün yettiğince bir şeyler aktardım. Her canlı yayınımı kaydedeceğim için endişelenmeyin, onu da kaydedin. Vulkan'ı görüyorsunuz 26 derece yay. Ve her zaman dediğim gibi güneşin etrafındadır. Ve nasıl okuyacaksınız? Diyelim ki bu kişi geldi, annemle geçinemiyorum dedi. Desin, ben hemen natal chartıymış meğersem, uyduruyorum şu an. Ay'a bakıyorum, ay 11 derece. 11 derece çok net, keskin ve soğuk bir derecedir. Balık burcu doğallığında 12. burçtur. 12. evle ilgilidir. Ve bakın 12. ev 2. burcu balık. 12. ev kova ile başlıyor çünkü. 2. burç balık. Balığın 11. derecesinde de kişinin annesi var. Anne gizli düşman evinde. Ve anne soğuk. Çünkü su soğuktur. 12. ev soğuk bir evdir. Sular da soğuktur zaten doğallığında, kaynatmadığın sürece. Ve bakıyorum Neptün. Dikkat edin, Vulkan'ı güzellik tanrıçaları, iki tanrıça, Poseidon'a emanet etmişti. Önce suyun içinden geçirip onun izniyle yerin altına girdiler. Şunu hiç unutmayın. Vulkan'la, hatta burada bir kitabımda kendime not düşmüştüm. İzninizle, galiba buradaydı. O cümlemi çok seviyorum. Unuttum. Unutmamam lazım. Geliyorum. Bana biraz müsaade edin. Bu kitabımda mıydı? Bir bakayım Hephaistos başlığına. Bir cümle düşmüştüm kendime. Şu an hatırlayamadım. Çok üzülürüm. Buradaki 297'de mi yaptım ben onu? Yok. Yunan ve Roma mitolojisi kitabın adı. Hani hangi kitaba baktım merak ediyorsanız lütfen kitap alın, okuyun. Kitaplar güzeldir. Ayan bir lüks yayıncılık olarak diğer kardeş yayın evlerimizi destekliyoruz her zaman. Umarım aynı bilince onlar da vakıf olur. (gülüyor) 133'teydi galiba. Yoksa diğer odada mı kaldı? Olabilir, yapıyorum bazen. Aa yok, şu kitabımda. Bu kitapta Yunan Mitolojisi adlı kitaptır. Kendime çok güzel bir çalışırken not düşmüştüm. Bütün mitolojiyi bitirdikten sonra şöyle bir not düşmüşüm. Vulkan sadece Poseidon'un sözünü dinler. Vulkan sadece Poseidon'un sözünü. Poseidon astroloji nedeni nedir? İşte göstereyim sembolü. Şu Neptün. Bakın sembolü bu. Ayın yanındaki kırmızı okla, yuvarlakla gösteriyorum. Ay Neptün kavuşumu var balık burcunda. Dikkat edin. İşte Poseidon miti Neptün'ün mitidir. Denizler ve depremlerin tanrısı. Bu notumu da özellikle cümle yanlış olmasın diye tekrar okuyorum. Vulkan sadece Poseidon'un sözünü dinler diye kendime not düşmüşüm. Ay, Vulkan'dan daha hızlı hareket ettiği için açıyı Ay'la okuyacağız. Ay, Vulkan'la ne yapıyor burada? Dikkat edin. Ay, bir şey yapmıyor. Açısı yok. Neptün Vulkan'la bir şey yapıyor mu? Açısı yok. Peki ikisinin ortak noktası ne? Neptün Vulkan'la kare yapıyor. Şimdi fark ettim, pardon. Neptün Vulkan'la, bakın Neptün takip edin, kırmızı oku. Vulkan'la kare yapıyor. Daha doğrusu Vulkan Güneş kavuşumuyla kare yapıyor. Ay'a bu ikisinin Vulkan'la Güneş'in enerjisini Ay'a Neptün taşıyor bu ışığı. Denizler, denizlerin tanrısı soğuk bir ve içine kapanmış soğuk bir anne ile
içine kapanmış, gizli düşmanlık enerjisi alanında yaşayan, yani çocuğuna bile bile zarar veren değil. Balık burcu gölgesini 12. evdeki göstergesiyle çok güzel çalıştırır. Anne kurban, balık burcunun gölgesi kurban psikolojisi hatırlayın ve Neptün çok şükür ki sevdiği evde ve yönettiği burçta, şükürler olsun. Anne aslında bir kurban gibi görüyor kendini bu haritada ve Vulkan kurban olarak kendini gören bir anneye sahip. Ve güneşin etrafında dönmesi o kadar anlamlı ki. Çünkü o ateşin tanrısı. Ve ateşin tanrısı tabii ki ateşin yanında olacak. Ve soğuk bir anne, içe kapanık bir anne, çocuğunun gelişimini desteklemeyi kendi problemleri ve kurban bilinci yüzünden ihmal edebilen bir anne. Böyle birine ne demeliyim ben? Lütfen anneni anla. Annene sevgi ver. Çünkü sen Jüpiter yönetimindesin, yaydasın, neşesin sen Vulkan. Neşelisin, alimsin, alimler yay gücüdür. Sen bilgesin, yaysın, felsefe biliyorsun. Jüpiter neredesin? Bak kovadayım Alice diyor. İlerliyorum, görmüyor musun? Zaman değişti artık. Vulkan diyorum yeter. Bilinç dışı Vulkan dediğimde danışanmış atıyorum, kişiymiş. 12. ev bilinç dışının evidir. Ve kişiye derim ki bilinç dışınızda, sizin çocukluğunuzda mutlaka annenizin yaşadığı bir takım şeyler, tasarımlar var ve kendinizi kurban edilmiş gibi görüyorsunuz. Aslında bu inanç, bu tasarım annenize ait. Kurban olan siz değildiniz. O yüzden lütfen bir psikiyatriste, psikoterapiste bu alanda sizinle çalışacak çocukluk tasarımlarınız üzerinde, örneğin bilişsel psikoterapiste, şema terapistine bir psikoterapiste başvurun. Çocukluk şemanızla o oynayacaktır. Ve tabii bir aile danışmanından da destek alın. Çünkü konu aile. Aile içindeki rolünüzü ve pozisyonunuzu tanımlarsınız. Ben kendim bir aile danışmanı olarak zaten bunu fazlasıyla önerirdim. Yani kişinin annenin kurban bilincini almış mı almamış mı, yoksa Venüs'ten mi Mars'tan mı, yani aşktan yana mı yara almış, yoksa annenin yaşantılarından mı bu yaralı tasarımlar oluşmuş, görmek için Vulkan'ı çalışıyorum ben aynı zamanda. Ne kadar kıymetli değil mi? Sunumum bitti. Şimdi mesajlarınıza dönüp onu okuyabilirim. Soru varsa cevaplamayı da çok isterim. İzninizle bir yudum daha. Okuyorum şu an. Evet. Evet, şu an soru var mı diye. Soru varsa lütfen sorun. Ben bir müddet daha burada kalırım sizler için. Çünkü çok önemsediğim bir Vulkan sunumu bu. Çok güzel mesajlarınız için onurlandırıyorsunuz. Teşekkürler. Hepsini tek tek okuyorum. Haksızlık olmasın diye de isim vermiyorum. Unutabilirim bazı isimleri. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Hera niye hep kötü kadın? İnan bana Hera kötü falan değil. Zeus cahil. Hera kötü değil. Zeus cahil. Yani Jüpiter'in gölgesi, kibri ve cehaleti var. Hera kötü bir karakter değil bana göre. Ya? Yayın kaydedilecektir. Vulkan'ın olduğu yerde kesinlikle mesaj şu. Bu acıyı dindirmek istiyorsan yeteneğini bul ve açığa çıkar der. Zaten bu yüzden bu yayını yapıyorum. Sonuna yetiştiyseniz üzülmeyin. Yayın kaydı olacaktır. Çok teşekkürler.
Okuyorum, tek tek okuyorum. Onurlandırıyorsunuz, çok sağ olun. Nurbahar Hanım, özellikle sizin isminizi vermek istiyorum soruda arada. Çünkü herkese katkı olacak bir soru sordunuz. Ben soruyu izninizle okuyayım. Çünkü canlı yayında kimse görmeyecek banttan izlediğinizde bu yayını. Hocam, Ay balıkta ama sadece 12. evde mi bu tanımlama oluyor? Yoksa balıkta olması farklı evlerde mi bunu verir? Mesela 4. evde Ay balık diyelim. Cevabım evet. Balıkta, bu balıkta olması da hangi ev olursa olsun fark etmez. Yine aynı yorumu yaptırır. Güzel bir soruydu. Teşekkürler. Kitleye bir katkı oldu. Volkan, güneşin yanındaysa yerine cümleyi şöyle kuralım. Volkan hep güneşin yanındadır ve her zaman aile ilişkisine bakın. Annesiyle arasındaki ilişkiyi görürsünüz kişinin. Evet, okuyorum şu an. Evet, Volkan'la ilgili yayınlarım devam edecek. Kayron'un anlattığı yarayı, Kayron yara olmadığı için onu Kayron iyileşmez. Kayron'un anlattığı yarayı iyileştirmek için yapacağımız iyilikler gibi Volkan'ın da yeteneklerinizi bulun diyor. Ana mesaj bu. Şifa bu yani. Evet. Çok teşekkür ederim. Cümleleriniz onurlandırıyor. Herhangi bir gezegenle açısı yoksa yöneticisi olan gezegenin açılarına bakın lütfen. Teşekkürler. Evet, değil mi Zeus'un? Aynen. Gerçek güzellik, yetenekler. Aynen canım benim, aynen. Peki yeteneklerimiz için Volkan'ın yaptığı açılara mı bakacağız? İşte orası çok uzun bir mevzu. Sadece Volkan'ın yaptığı açılar yetmez. Yetenekler evi birinci evdir arkadaşlar. Volkan'ın birinci ev ve birinci evdeki gezegenler ve birinci ev boşsa onu yöneten gezegenle ne yaptığına bakın. Hangi haritada Volkan? Aa, güzel soru. Ben size Solar Fire'da onu nasıl bulacağınızı göstereyim. Açayım, ekranda o da kayıtlı olsun. Aa, güzel soru değil mi? Yani Volkan'ı nasıl bulacağız? Çok güzel. Hemen gösteriyorum size. Zoom'a tekrardan Solar Fire'ı açayım. Çoğunuz Solar Fire kullanıyorsunuz. Ben Sirius'cu olduğum için bugün böyle hani sizin için. Şu anda ekranda natal chart'ı görüyorsanız bana hocam chart'ı gördük deyin. Onun üzerine bir şeyler göstereceğim size. Ay, çok teşekkür ederim. Güzel yazılarınızı görüyorum. Diğer insanlar da okuyor, onurlanıyorum. Çok teşekkür ederim sevgili öğrencilerim, dostlarım. Evet, şu anda ekrana geldi sanırım, görüyorsunuz. Süper, gördünüz. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacaksınız. Solar Fire'da herhangi bir chart açın. Sonra sağ tuş yapın mouse'la. Bakın, üçüncüye geldim. Üçüncü. Bak, yukarıdan sayın. 1, 2, 3. Tıklıyorum. Bir pencere açılacak. Edit. Şurası. Tıklıyorum. Ve burada Volkan yazısı çıkar. Nerede? Point diye tıklayınca, mesela siz açtığınızda Fixed Position, Fixed Star'larda seçilmiş olabilir. Point'e getireceksiniz. Yukarıdan bakın. Bakın. Aa, Volkan. Süper. Tıklayın, add deyin, save deyin, sonra da select deyin. Ve bakın, bir daha eklemiş oldum ben, siyahla gösterdi. Şimdi bunu kaldırayım. Hocam, ben siyah istemiyorum, başka renk olsun. Yine eski yere geri geldim, delete dedim, save dedim, sildim. Bakın, sonra ne yapıyorum? İkinciye geliyorum. İkincideyim. Demin üçüncüyle yaptım. İkinciye geldim. Burada plan@ch.pps seçili olacak. Tamam mı? Plan@ch.pps. O seçiliyken edit diyorum. Ve planets, asteroids, transneptünler, other, diğerleri, hepsine tıklayabilirsiniz. Şimdi benim zaten buradan seçiliydi. Ben şimdi önce bir sileyim sizin için. Baştan gösteriyorum. Kırmızısını istiyorum. Ben siyah istemiyorum. O yüzden kırmızı istiyorum. Kırmızısına nasıl takacağız onu göstereceğim. Sağ tuş yaptım. İkinciye geldim.
plan@ch.pts seçili edit'e gittim. Sonra Vulkan'ı tak diye seçiyorum. Vulkan'ın sizin buralarda farklı işaret olursa arayın. Vulkan mutlaka buradan çıkacak, yani yok diye bir şey yok. Siz arayın. Çıkmazsa bence çıkacak da sizde de, ama olur. Tak. Aa, geldi. Vulkan burada. Böyle bulacaksınız. Evet, şimdi sorularınıza bakıyorum. Evet, okuyorum. Vulkan'ın önünde ya da arkasında olmasını nasıl açıklarız? Yok, o haritanın bütünlüğünde kavuşum açısı olarak. Yani önünde arkasında şöyle. Yine burada natal chart'ta göstereyim. Sözlü olmasın, daha açıklayıcı olur. Güzel bir soru. Çok basit bir mantığı var. Bir şeyin önünde ya da arkasında olmak. Bakın, burada olduğunda 26 derece bugün. Bugün gökte 26 derece, güneş ve 28 derece güneşte. Arada 2 derecelik yaklaşık olarak, hadi 2 diyelim. Bir fark var çünkü son dakikalarındalar. Şimdi bu nedir? Önemlidir. Bakın. Animate yapıyorum. Bir gün sonraya gidiyorum. Bir gün sonra Güneş yarın 0 derece Oğlak burcunda tabii ki. Vulkan'da retrograde, bu yüzden 25 dereceye geriledi. Yani bunu göstermek için de, hani sözde anlatmak yerine, bir gün sonra Güneş Oğlak'ta ilerlerken Vulkan Yay'da retrograde. Devam ediyoruz. Gün gün ilerliyorum bakın. Vulkan 22 Aralık'ta retro hareketini bitiriyor. 24 derecesinde yayın. 2 derecede de o gün güneş var. Ve koşa koşa güneşin yanına gidiyor bakın. Düz seyre çoktan başladı. 26 Aralık'tayız. Şu anda ekranda 26 Aralık'ı görüyorsunuz. Vulkan nihayet 27 Aralık'ta 1 dereceye geldi. Bakın, bunlara ne diyoruz biz? Yaklaşan açıyla kavuşum yapmak diyoruz ve 30 Aralık'ta Vulkan hızlı bir şekilde Güneş'i geçti. Düzensizliğin farkındasınız değil mi? Bir günde 1 derece veya bir günde 1,5 derece civarında kayabiliyormuş demektir bu. Bunun anlamı şu. Astrolojide yaklaşan açı demek, yani şu, önceki günlerdeki pozisyonu. Güneşi kovalıyor yakalamak için. Yaklaşan açı demek astrolojide her zaman, her ne anlatılıyorsa o an, o senaryoda, nasıl gerçekleşiyorsa o senaryo, şu an olay oluyor. Şu an oluyor o şey. Uzaklaşan açıda, oho, olay oldu bitti. Vulkan son birkaç gündür güneşi kovalarken her ne yaşıyorsa, o şey 30 Aralık günü çoktan bitecek. Vulkan Oğlak'ın 10. derecesine geçmiş olacak. Geçmiş olsun hepimize demek. Olay oldu bitti maşallah demek yani. Vulkan aile açı yapmıyorsa, bulunduğu evin yöneticisi Mars onunla açısı yoksa, ay Vulkan ve Ay arasında ortak açı yapan bir gezegen bulun veya dispozitör. Evet, God-Vulkan etkileşimleri gerçekten çok önemlidir. Çünkü kişi annesizliğin, yetimliğin, bırakılmış, terk edilmişliğin veya aşık tarafından talep edilmemiş aldatılmışlığın hikayesini God'la yapmış olduğu kavuşumla ya da etkili bir açıyla anlatıyor olabilir, biliyor musunuz? Çok güzel bir soruydu. Yani çok karmadan gelen ve burada kadınlara yansıtılmaya korkulan, kadınlar zaten beni sevmez ki, belki o plak içeride böyle dönüyor karmik etkiler yüzünden. Yani gördüğün gibi çok geniş düşünülerek çok şey. Juno'yla Vulkan açısı anne ile oğlun açısıdır.
O yüzden anneye bakmak lazım. Erkek haritasında da onun önünü açan kadınlara genelde soğuk ve mesafeli durmakla ilgili sever mi sevmez mi konularında içi çok rahat olmayabilir o erkeğin. Tekrar sorular var mı diye okuyorum. Çok güzel mesajlarınız var ve hepimize katkı oluyor kaliteli sorularınız. Çok teşekkür ederim. Ruhun son enkarnasyon olduğunu eskiler çok ilginç savları var ama hani burada çok uzun bir konu. Öyle hani şu budur budur ha bu son denilmiyor. Öyle bir şey yok. O ayrı bir öğreti yani okuduğum, araştırdığım kadarıyla. Arkadaşımız astro.com'da 4464 asteroit numarasını girip natal çarttaki yerini bulabilirsiniz yazmış. Bakın deneyebilirsiniz. Teşekkürler katkı için. Bakalım başka ne tür? Aa, çok teşekkür ederim. Çok güzel mesajlarınız için. Var olun, sağ olun. Onurlandırıyorsunuz beni, canlarım benim. Sizler de muhteşemsiniz. Vulkan'ı sanırım Vulkan'ı Chiron gibi iyileştirebilir miyiz? O sizin miydi? Yukarıdan bir daha mı okuyorum soruyu ama tekrar edeyim. Belki sizindir. Şöyle Vulkan kendini içindeki o sevgisizlik, öteki ve itilmeyi yeteneğini açığa çıkartıp bununla barışa ve sevgiye katkı sunarak kendini tanrılaştırdı. Dolayısıyla Vulkan'ın şifası budur. Herkes kendindeki en değerli olan yeteneğini açığa çıkartıp topluma bir katkı sunduğu an kişi kendini sevmeyi öğrenir demek Türkçesi ve tanrılaşır, tanrıçalaşır. Asteroitlerde orb değeri akademi astro yani akademik anlamda dünyada astrolojide eksi 2 artı 2 orb toleransıdır. Fakat ben bunu Chiron'da uygulamıyorum. Yıllardır Chiron'u gözlüyorum hem kendi hayatımda hem de genel olarak. Ben tıpkı gezegenlerdeki majör açı etkilerinin tolerans eşiği olan 8,5 orb gibi Chiron'u bir asteroit olmasına rağmen, bir kuyruklu yıldız olmasına rağmen gezegenmiş gibi değerlendiriyorum. Vulkan'ı henüz elimde yeterince birikimim yani beni ikna edecek bir istatistiğim işte takip ediyorum. Vulkan 8,5 orb yaklaştığında işte şöyledir, böyledir. Olaylar harbiden şöyle oluyor. Atom altı düzeyde işte sevgi problemleri şu diye. Hani Chiron'u yıllarca gözlemledikten sonra elde ettiğim şeyler için de yıllar var bana. Vulkan'a bir 3 yıl, birkaç yıl daha. O yüzden ben diğer bütün asteroitlerde sevgili astrologların yaklaştığı gibi Vulkan için eksi 2 artı 2 toleransını akademik olarak sürdürmek zorundayım. Ben sizin yerinizde olsam ayınızda 3 derece orbu deneysel olarak kabul ederdim ve gözlemlerdim. Gökyüzünde Merkür çünkü Merkür'e çok yakın yaşıyor. Merkür'ün kuşağının içindedir Vulkan bunu da bilin. O yüzden Başak Burçları kendisi ortaya çıktığında Başak Burcu'nun modern yöneticisi olarak Vulkan'ı zaten bize söyleyecekler. Kaldı ki Rudolf Steiner zaten bunları yazmıştı izninizle. Boğazım bayağı kurudu özür dilerim. Evet. Ah canlarım, güzel güzel yazılarınızı okuyorum. Tek tek okuyorum. Hiçbirini okumamazlık etmedim. Vulkan'ın herhangi bir gezegenle kavuşumu vücutta çirkinlik verir mi? Mesela benim hiç yok, hayır, hiç öyle düşünmeyin. Çünkü oradaki çirkinlik aslında beden çirkinliği değil. Sevilmeme hissi. Bu mitolojide o eğridir, büyürüdür gibi anlatılan şey bir kod. Yani bedenin eğriliği değil. Sevgisizlik kodlanıyor orada. O yüzden öyle bir şey vermez. Güzel bir soruydu. Teşekkürler. Güneşten uzakta olmaz. Vulkanus diye bir şey var. Acaba siz programda onu mu seçtiniz? Bir de Vulkanus var. Vulkanus bambaşka bir semboldür. Kırmızı ok değil, kafasına göre takılıyor natal çarkta. Lütfen bir daha dikkatli bakın. Çünkü güneşin etrafındadır. Farklı burçta olsa dahi son derecelerinde olduğu ya da ilk ve son derecesinde olduğu için farklı burç görünür. Yani şöyle güneş 10. evde, Vulkan 6. evde olmaz. O Vulkanus'tur. Siz başka bir asteroit seçtiniz. Aynı kuşaktan. Çünkü trans Plütonyenler birden fazladır. Vulkanus ismiyle de, Vulkan ismiyle de. Yani hala astrolojide kimin neye hangi ismi verelim tartışılmaktadır. Siz o karışıklığı yaşıyor olabilirsiniz. Haklısınız. Yani bunlar öğrenecek daha.
Vulcan'ın Mars, ASC ve Ceres'le kavuşumu ve Neptün'e de Dissendant'a karşıtlığı nedir? Burada kesinlikle kişinin yine sevgi problemini, evliliğini gerçekleştireceği kişiyle arasında bir takım deneyimlerle aşması gerektiğini anlatır. Üçüncü ev bitişi Merkür Retro Başak'ta. Dördüncü ev Vulkan ve Güneş Başak. Ay Balık'la karşıt yapıyor. Onuncu evde siz anne sevgisini patronunuza yansıtıyorsunuz. Musunuz? Pardon, kesin bir şey bilemem. Ama patron, eğer çalışma hayatında biriyseniz ya da gelecekte çalışma hayatına atılacak bir kişiyseniz, patronunuzla ilişkinizde annenizden beklentilerinizi karşılamak için patronunuza karşı çok anlayışlı ve haddinden fazla verici olabilirsiniz. Bu sizi yorabilir. Buna dikkat edin. Evet. Hocam astro.com'da 4465 Volcano asteroidi, bizim bahsettiğimiz Volcan H55, yanlış olur 4465. Aa, çok güzel. Birbirinizi burada desteklemeniz. Bu böyleyse diğer arkadaşımız da çok iyi niyetli olarak bizimle paylaşmıştı. O da hatasını düzeltir. Çok teşekkür ederim. Ben bir kez daha Serhan Bey'in mesajını okumak istiyorum. Hocam astro.com'da 4465 Volcano asteroidi, Volcano diye yazan Vulcano. Bizim bahsettiğimiz Volcan. Volcan H55 nokta, yanlış olur 4465. Okey, buna da lütfen dikkat olsun. Bu sayede ikisini de öğrenmiş oldular. İkisini, ama benim söylediğim şey kırmızı ok aşağı doğru bakan. Eğer orada da çıkmıyorsa hocam burada şekil çıkmıyor ya astro.com'da diyorsanız da kesinlikle güneşin yakınında olacak. Sır bu zaten. Öyle biri bir evde öbürü karşı evde olmaz. Biz o vulkandan bahsediyoruz yani, başkasından değil. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok güzel cümleleriniz için. Hepsini tek tek okuyorum. Retro olması ve olmaması arasındaki fark şudur. Bu sadece Vulkan'la ilgili değil. Herhangi bir gezegen, asteroidin retrosu şu demektir. Ben demin o burcun doğasında geçtiğimiz günlerde senin yarattığın bir karmayı anlatıyorum. Şimdi geri geri gidiyorum. Senin o yarattığın karmanın üzerinden bir daha sakız gibi çiğneyip geçeceğim. Bir bakayım o konuları bir daha gündeme getireceğim. Bakalım ne yaptın, ne ettin, bir yüzleş bakalım demektir bir şeyin retrosu. Vulkan da o anlamdadır yani. Vulkan Başak'ta valla işte henüz kanıtlanmadı ama çok uzun 10 yıllardır başta Rudolf Steiner olmak üzere ve bir takım ezoterikler ve astroloji, ezoterizm, okültizm, hermetizm ve simya tarafından saklandığı için bu alandaki çalışmacıların da araştırmalarıma göre, söylediğine göre Başak Burcu Vulkan tarafından Vulkan gezegeni bir de yani çok iddialı yazmışlar gezegen o diye. Vulkan şu anda da bize görünmüyor bu arada, gökte yok. Wikipedia'yı biraz karıştırın, çok şaşıracaksınız. Şu anda yok gökte ama bir zamanlar görünmüş ve bilim insanı Irvine'da bu konuda çok iddialı davranmış. Haliyle Başak'ı yönettiğini kabul edersek bu romantik modern yöneticiyi, bu çok iyi bir şey. İnanın hocam, bu hikayeyi dün Selda Bey'den dinlemiştim. Hiçbir şey anlamamıştım. Bu canlı yayında tam, ama tam olarak anladım. Hatta anlatacak kadar akademik. Estağfurullah. O kişi kim? Tanımıyorum ama ona da selamlarımı gönderiyorum. Sağ olsun. Vulkan'ı anlatan başkaları da mı var? Lütfen bana da isim soy isim verin. Ben de takip edeyim onları büyük bir iyilikle ve sevgiyle. Çünkü Vulkan benim 1,5 yıldır, özellikle fazlasıyla 1,5 yıldır kadrajımda. Bilgilerimi artık bitirip biriktirip kendimi yeterli gördüğüm için, astroloji çalışmalarımda da istatistiğimi kendimce ikna olduğum için artık ufak ufak 2 aydır biliyorsunuz size Vulkan anlatacağım anlatacağım diye söyleyip duruyorum. İşte bu oydu. Hazırlanmadan yapamam. Ama artık Vulkan konuşabilecek, onu astrolojiyle düşünebilecek. Çünkü mesele Türkçe düşünmektir. Copy paste işte bir sürü sitede var. İngilizce çeviririm. Burada kaynakça göstermem. Sizinle kullanırım. Yani bunun kolayı var ama ben bir terazi kadınıyım. Bunu yapamam. Kendim öğrenmeliyim. Adalet önemli. Evet, soruları anlamaya çalışıyorum. ASC'nin yöneticisi Jüpiter ve Güneş ile kavuşumda, dördüncü evde Ay Başak'la ve Mars'la sekstil, nasıl bir yetenek sizce? Çalışılması gerekiyor. Yani bunu buradan ben anlayamam. Hani şu an yeteneği buradan göremem yani.
Ay Vulkan 150 derecesi. Ha, mesela bu soru cevaplanabilir. Ay Vulkan 150 derecesi. Anne ve çocuk birbirini keşfetmek konusunda hep mücadele edecekler demek. Mesela Ay Vulkan'la karşıtsa ne olur? Dediğim gibi anne çocuk mücadelesi üzerine. Vulkan retro yapar. Aa, evet, demin cevapladım bunu. Genelde açıları soruyorsunuz. Sürem dolmak üzere çünkü. Açılarla ilgili o zaman başka bir Vulkan yayını yaparız artık. Şu an son okuyorum. Bakıyorum. Hocam güneşle kavuşumda aya karşıt açı yapınca babayla olan ilişkide farklılıklar olur mu? Mutlaka olur. Üçgende değil, baba açığı kapatıyordur. Hocam az önce reenkarnasyonla ilgili soru soran hanımefendinin üzerine şunu sormak istiyorum. Peki tabii Mevlana gibi Atatürk gibi büyük ruhlar dünyaya bir daha enkarne oluyorlar mı? Şimdi reenkarnasyon teorileri çeşit çeşit var. Araştırmalarımda da ilginç şeyler görüyorum. Hani sonuçta ben burada reenkarnasyon var, inanın ya da hayır inanmayın. O benim işim değil. Ben bir sosyoloğum. Kurduğum STK ya da temsil eden bir üslupla söylersem yani araştırmalar yapınca değişik atalarımız çok garip şeylere inanmış. Yani onların bakış açısının bir kısmından bakarsak sahiden doğuyorlarmış yani. Gelebiliyorlarmış. İlginç. Hani doğmaz diyenler de var ama çoğunluk doğarlar diyor enkarnasyon teorisine göre. Başak Vulkan tarafından yönetiliyorsa Ay Başak bir de Güneş karşıtlığı eyvahlar olsun. Yo, gayet güzel olur. Evet hocam, ders sorunuz harika. Ay, çok teşekkürler. Çok güzel. Birbirimize çok şey öğretelim böyle. Başka bakıyorum hani okumadığım kalmasın diye. Evet. Dolayısıyla çok güzel. Bakıyorum. Cevap verebileceğim sorulara cevap verdim. Çünkü bazı soruların cevabını ben de bilmiyorum. O yüzden bazı kişiler sorumu okumadı mı diye düşünmeyin. Okudum ama o sorunun cevabını ben de henüz araştırmacısı olduğum için her şeyiyle bilemiyorum. İşte bu kadar benden. Kendinize çok iyi bakın. Çok güzel. Ve çok mutlu kalın. Vulkan'la ilgili belki bir yayın, bir canlı yayın daha yaparız hep birlikte. İyi vakit geçiririz. Sizleri çok seviyorum. Sevgiyle, saygıyla kalın. Görüşmek üzere.